Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammed ellezî senne lena kıyâme şehri Ramazan. Bizlerge Ramazan ayı rozasını tutmakını farz kılgan Allah Teala'ya hamdü senalar bolsun. Bizlerge Ramazan keçelerini bedar otkazmakını sünnet kılgan Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa'ya salavat ve selamlar bolsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Azizler, esasî mevzuga ötüşten aldın. Sizlerini iman tola nur bilen parlap durgan közleriniz, iman nuru yağılıp durgan yüzlerinizni körüp, bu uluğ makamda iki ağız başarat sözlerini aytkim keldi. O başaratning birincisi Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamning quyidagi hadisi şerifleri. Men sâme Ramazâne îmânen ve ihtisâben gufira lehu mâ teqaddeme min zembihî. Kim Ramazan rozasını iman bilen savab umudida tutsa, onu avvalgi otken barcha günahları mağfiret kılınadı. Bu mumun için juda katta vaqtdir. Bende aciz bilip bilmey günahlarını kıladı. Lekin oşa günahı kaçan kabul boladı, kanday boladı bilmeydi. Bu hadiste anıgını ayti yaptı. Ayti yaptı. Kim Ramazan rozasını iman bilen, itikad bilen, savab umudida tutsa, şu rozagacha bo'lgan hamma günahları keçirdiler. Ana oşalar siz dersiler. Yozni chillasida chanqab issiqda umid nima? Umid gunohim kechirilsin, ibodatim yuzaga chiqsin. Ikkinchi bashorat ham xuddi shunga o'xshash bir hadis. So'zlari ham bir xil, faqat bittasida o'zgarish bor. U yerda man soma emas, man qoma. Man qoma Ramazona g'ufira lahu ma taqadda imanan va ihtisoban غفر له ما تقدم من ذنبه. Kim Ramazan kechasini iman bilen savab umidida bedor o'tkizsa, uning avvalgi qilgan gunohlarining barchasi mag'firat qilinadi. Ular silasizlar. Hozir kechada bedor bo'lib, bedor bo'lganda ham xatmi Qur'on qilib bedor bo'lyapsizlar. Ana bir vaqtni, bir oyni o'zida har kuni ikkita bashoratga ega bo'lyapsizlar. Sizlarga hammamizga muborak bo'lsin. Mana shu baxtimiz bardavom bo'lsin. Boshqa ibodatlarimizni ham xuddi shunga o'xshab ado etib, Allohning roziligini topishga muyassar bo'laylik. Endi oyimizning mavzusi Allohning zikri ila qalblar orom olur degan mavzu to'g'risidagi suhbatlarimizga keladigan bo'lsak, o'tgan suhbatda demak, mana shu nafl ibodat bilan Allohga qurbat hosil qilishni niyat qilgan insonlarni istig'for aytishi, shu istig'for aytish bilan qalbdagi dog'lar ketishi, kirlar yuvilishi, qalb poklanishi va doim tahoratli yurish zarurati borligi to'g'risida gaplashgan edik. Ana doim tahorat bilan yurib, istig'forni yetarlicha aytib, qalbi poklandi, kiri yuvildi, qalbda kir qolmadi. Endi zikrlarni qilishga tayyor bo'ldi. Ana o'shanda endi demak, Naqshbandiya tariqatining mashoyixlari aytadiki, bu holda endi murid zikrni bardavom qilish kerak. Zikrni bardavom, ya'ni doimiy ravishda Allohni zikri bilan yurish kerak. Bunda bizning mashoyixlarimiz ana shu tahoratli bo'lgan holda Alloh, Alloh,
Allah deb qalbi bilan Allohni zikr qilib yurishni tavsiya qiladi. Bu zikrni tasavvuf lahjasida, lug'atida zikruzzat, ya'ni Allohning zotini zikr qilish yoki zikri jalala, Alloh so'zi lafzi jalala deyiladi. Ana doimiy ravishda Alloh Alloh deb qalb Allohni yodlab tursin. Yursa, yotursa, o'tursa doimiy ravishda. Uni bir bayoriga yetganda keyin la ilaha illallohga o'tiladi. Buni nafi va isbot deyiladi. La ilaha degani hech qanday iloh yo'q, nafi qildik. Illalloh bitta isbotdagi Alloh bor xolos degan. Ana shuni ham inson doimiy ravishda har zamonda Alloh Allohni, yana bir zamonda la ilaha illallohni qalbi bilan maxfi zikr qilib yurishni odatga aylantirish kerak. Doimiy ravishda. Ilojini boricha shuni qilsa, bir oz avvalda g'alatiroq bo'lsa ham keyin o'rganib qolib o'zi aytmasa turolmaydigan bo'lib qoladi. Ikkinchi, bu ishni qilgandan keyin ana shu banda o'ziga muroqabani lozim tutmog'i kerak. Muroqaba degani o'ta hushyorlik bilan bir lahza ham xayolni boshqa yoqqa burmasdan bir narsani kuzatib turishga aytiladi. Hech qayoqqa xayoli bir zum ham ketmaydi. Doim o'ta hushyorlik bilan kuzatib turiladi. Ana banda mana shu holatda bo'lish kerak. Nimani kuzatadi? Allohni. Ya'ni Alloh meni ko'rib turibdi. Bilib turibdi. Hisob kitobimni qilib turibdi degan his nima bo'lish kerak? Bandada bo'lish kerak. Alloh taolo Qur'onda o'zi bandalarini shunday kuzatib turishini bayonini qilgan. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Va kana Allohu alaykum raqiba. Raqib degani muroqaba qiluvchi. Yaxshi ko'radigan joydan turib o'ta zukkolik bilan, o'ta diqqat bilan biror lahza, biror narsani chetda qo'ymay kuzatib turish. Demak, Alloh kuzatib turibdi. Mana shu haqiqatni inson o'ziga singdirishi kerak. Qayerda bo'lsa ham Alloh meni ko'rib turibdi, bilib turibdi, dilimga nima kelayotganini ham bilib turibdi degan his bilan, tuyg'u bilan mu'min musulmon odam yashashi kerak. Ana o'shanda muroqabaga amal qilgan bo'ladi. Mashoyixlarimiz shu shogirdlarni tarbiyalab, doim Allohning eng yaqin bandalari bo'lish uchun harakatlarida yordam berish maqsadida mana bizi tariqatimizda Naqshbandi 11 banddan iborat qoidalar ishlab chiqarilgan. Shu qoidalarni 8-tasini Abduxoliq G'ijduvoniy rahmatullohi alayh, 3-tasini Bahovuddin Naqshband rahmatullohi alayh taqdim qilganlar. Abduxoliq G'ijduvoniy rahmatullohi alayh birinchi taqdim qilgan qoidalari hush har dam. Ya'ni har damda hushyor bo'lish. Hush hushyorlik. Har dam degani nafas olish degani. Dam degani forschada nafas. Nafasni olishda ham hushyor bo'lsin, chiqarishda ham hushyor bo'lsin. Nafas oldim, ishim bitti demasin. Chiqarishi ham bor hali. Ana mana shunday hushyor yashasin mu'min odam. Hushyor bo'lmasa nima bo'ladi? G'ofil bo'ladi. G'ofil bo'lsa nima bo'ladi? Bilmasdan gunohga kirib ketaveradi. G'ofilda. Hushyorligini yo'qotdi u. Hushyorligini yo'qotganki odam xatoga yo'l qo'yadi. Yo'lda mashinasini haydab ketayotgan odam hushyor bo'lsa, alhamdulillah ishi yaxshi. Bir zum hushyorlikka ketdimi, palokat. Ana shuning uchun banda doim hushyor turishni mana shu muroqaba degan orqali yuzaga chiqarish kerak. Allohni zikrini qilib yuribdi, har doim hushyor turibdi. Ana endi mana shunda qayerda bo'lsa ham Allohni zikr qilish imkonini topadi. Qayerda bo'lsa ham Allohni nima ko'rib turgandek unga ibodat qilishi yoki Alloh meni ko'rib turgandek degan yashashga muyassar bo'ladi.
Mashhur Jabroil hadisi deb atalmış hadisda Jabroil alayhissalom oddiy bir odamni suratida kirib Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam sahobalarga ta'lim berib turganlarida to'g'ri yurib kelib ro'paralariga tizzalarini tizzasiga qo'yib o'tkazib turib 3 savol berganlar. İslamdan, imandan, ihsandan. O'shinda akhbirni anil ihsani. Menga ihson to'g'risida xabar bering. Devdiler. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam aittiler ki أَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ اِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ Sen Allah'a Hüttü Allah seni körüp durganin dek ibadet kılmağın. Eğer sen Allah'ını körüp durgan dek derecege yet olmasan uzat seni körüp durgan dek ibadet kılmağın dediler. Hani mümin insan şu halette yürüş gerek. İmkanını topsa yukarı çukkuya çıksa, Allah'ın özünü körüp durgan dek yaşasın. Onunla katap olmasa, Allah beni körüp durup dedegen his bilen, duygu bilen yaşasın. Ana uşanda hayır buladı, baraka buladı, yakşilik buladı. Ana şunda, her kandı galakavurun içi de bosayan, bütün dünya onu orap, ortaga avaptırıp, bakırıp dursa ham, Allah bir zümeysinden çıkmaydı. Çünkü, haligi maqomga erishdi. Ana o'sha yuqoridagi, demak, Abduxoliq G'ijduvoniy rahmatullohi alayhining qoidalaridan birida xilvat dar anjuman deyiladi. Anjuman, ya'niki odamlarni anjumani juda ko'p to'plangan to'pni ichida Alloh bilan xoli qolish, xilvat. Xilvat degani o'zi xoli qolish degani. Aslida xilvatda bo'laman degan odam toqqa g'orga kirib hech kimning ovozini ham eshitmay, suratini ham ko'rmay, o'sha yerda yolg'iz o'zi zikr qilib ibodat qilsa, o'shini xilvat deydi. Lekin musulmonchilik unaqa xilvatga chaqirmaydi. Ba'zi bir alohida odamlar shundan boshqaga imkoni yo'qlarga mayli. Lekin omma xalq bilan yashash kerak. Xalqni azorini eshitib yoki deb ko'rib, o'shalarga chidab muomala qilgan haligindan ko'ra afzalligi hadislarda kelgan. Demak, xalq bilan yashab turib, Allohni yodda tutishni, demak nima ekan? Xilvat dar arjuman. Anjumanda turib xilvat qilish. Haligi aytgandek, hamma yoqda g'alag'ovur odam bosib ketgan, hamma yoqda turibdi-yu, lekin u odam Allohni zikrini qilib turibdi. Haligi g'alag'ovur, baqir-chaqir, tortdi-sotdilar, unga zarracha ahamiyati yo'q. Bunga musulmonlar doim erishib kelgan narsa. Ulug'larimizdan birlari aytadilar, men falon yili haj qildim, shu hajda 2 ajoyibotni ko'rdim, deydi. Bir odamni ko'rdim, Ka'bayi Muazzamani halqasiga osilib, dod deb yig'lab ibodat qilyapti. Ko'zini yoshi yuzini yuvib ko'ksiga tushyapti. Lekin qalbi boshqa yoqda. Qalb boshqa yoqda. To'polonga kirgan, tavoqni qilgan, nima qilib borib-borib oxiri halqaga ilinib olgan. Oltin halqasi bor Ka'bani. Osilib turibdi. Yig'layapti. Ko'zini yoshi yuzini yuvib ko'ksiga tushyapti, lekin qalbiga qarasam qalbi boshqa yoqda. Bozorda yuribdi, boshqa tarafda. Ikkinchi bir holat. Bir yosh yigitni ko'rdim. Xushqomat, baquvvat, chiroyli, bozorning o'rtasida turib 50 mingga bozor qildi. 50 ming tangaga bozor qildi. Olyapti, qo'yyapti, lekin qalbida Allohdan boshqa hech narsa yo'q. Ana u 50 ming ham bir pul, olayotgan narsasining ham ahamiyati yo'q. Qalbi to'la Allohni zikri bo'lib turibdi, deydi. Ana mana shunaqa holatlar bo'lishi kerak. Albatta bu bir og'iz suhbat bilan 15-20 daqiqalik gap bilan yurib ketadigan narsa emas. Albatta bu degani hamma shu 100% shunaqa bo'ladi degani emas. Lekin shuni odamlar qilgan qissa bo'ladigan narsa. Hanzala nomli sahoba radhiyallohu anhu Rasul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın sohbetlerinde oturdular.
O zatdan hadisleri eşittiler, terbiye gördüler, takvaları haddan ziyade buldu. Hamma narsa gözüge çırali körünledigen, yukarı derecedeki takvadar bir insan sıfatı da hanedanıge vardı. Oturup biraz çay içti, nan yedi, balları kirdi, ularımın gepleşti. Yani hazır huzur buldu da, bir tanege haleki sohbet ezge çöp, ben münafığıma çekilik. Resulullah'ın aldılarda otursam, bütün vücudum titrap, gözümden yaş gelip, takvam asmağa çıkıp, hiç neresi gözümge körünmeye kalırdı. Şimdi hiç nezap olmadı, maçıdan çıkıp uyumge geldim, biraz oturup hazır, bala çakamanı oynayıp külüp, hazır huzur kılıyıp ben. Bu münafıklık olmasa ne oldu? Dedi de korkup getip şart onundan durup tezlep yani Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam tamam ravana oldu. Yolda Hazreti Ebu Bekir üşürediler. Ha Hanzala ne yaptı oldular? Hanzala münafık oldu dedi. Ne yaptı? Haliki gel. Resulullah aleyhissalatu vesselamın huzurunda otururduk. Takvamız asmanına çıkıyordu. Bütün vücudumuz titrap kalırdı. Başka dünyanın hiç neresi hayalimizde kim yatırdı. Her kança oturmaktan az güne oturup barıp uyuda bir vakitte karasam, ballarım buna hazırlaşıp bu kulu oturup ben. Ben münafık bulmasam kim münafık buladı? Doğru etsem bizde hem şu gap var dediler. Gelin Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın huzurlarına barıp haliki gapını aytıştı. Şunda Resulullah'a ne dediler? Hay, eğer sizler daimi ravişte, beni aldığımda oturgan halette bu gelseleriniz, farişteler gelip sizlerle kol uzatı soruşadı. Lekin buna kımaz. Bir saat undak, bir saat bundak dediler. Yani Hanzala münafıkmaz. Yakşı Müslüman, takvadar Müslüman, Allah'ını daim zikir kıladıkan Müslüman. O şu balası ben Hazreti Kızıl Kıyan'da hem şeriat dairesi de tursa şu, Allah'ını zikir kıyanı şu. Allah'ını unutup koysa, şeriatını korsatması ki tezkarı iş kısa, kiyinin ki halili halat buladı. Bana şu hakikatler, bugün, bulmakta, bundan kiyin hem buladı. Biz bana şunlardan az az organik, az az hayatımızda tatbik kılıp varsak, inşallah hemması yakışı buladı, hayırlı buladı, barakatlı buladı. Hem tarafımızdan inşallah bereket kurşap algan buladı. Allah subhanahu ve ta'ala barçalarımızını özünü daimi ravişte zikir kılıp yürüdüken zakir bandelerden buluşunu, murakabanı yakşı emelge koyup, daima Allah ta'ala'nı sezip yaşayışımız, Allah'ını bizi körüp durgenini, bizi bilip durgenini his kılıp yaşayışımız, zerrece gaflette bulmasını nasip eylesin. Ve sallallahu ta'ala ala hayri halkihi Muhammed, وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.